İstanbul Kağıthane'de reklam ve tabela işi yapan bir iş yeri bir yıldır çırak arıyor. Ancak öyle bir şartları var ki duyan bir daha gelmiyor. Bakın çırakların kaçmasına neden olan o şartları ne? Bezdik. Bıkmak değil, bezdik. İşler bize kalıyor. Hatta ceplerinden çıkarıp göz ucuyla, bir gözüyle işi yaparken bir gözüyle telefonla oynuyorlar. Murat Bey iş yeri için çırak arıyor ama bunun için belli başlı şartları var. Giyimine özen gösteren, çalışma saatlerine uyabilen 15-21 yaş arası arkadaşlarla çalışmak istiyoruz. Ancak sıra geldi son ve en önemli şarta. O da... Sosyal medya kullanmayan çırak arıyoruz. Tek şartınız bu mu diyenler oluyor. Bazılarına da diyoruz ki Fenerbahçeli olmak şartı da var diyoruz tabii. İstanbul Kağıthane'de reklam tabelaları hazırlayan Murat Tunca'nın başı sosyal medya düşkünü çıraklar nedeniyle dertte. Sosyal medya artık hayatımızın her alanında, tabii bu da zaman zaman işlerde aksaklıklara neden oluyor. Murat Bey de bu durumdan bir hayli bıkmış durumda. Dükkan süpürülecek veya ne bileyim temizlik yapılacak. Tamam yaparım diyor. Bir defa söylüyoruz. Tamam yaparım diyor ama o esnada bir eliyle telefonla oynamaya devam ediyor. Efendim şimdi sosyal medya kullanmayan çırak bulana kadar yerleri siz mi süpürüyorsunuz? İşler bize düştü artık, biz yapacağız. Son olarak çareyi sosyal medya kullanmayan çırak aramakla buldu ama bu da pek işe yaramadı. Biz yaklaşık bir senedir arıyoruz fakat bulamadık. Yok mu? Maalesef. Kullanmıyorum diyenler de aynı şekilde davranışlarda bulundular. Çıraklar işten vazgeçti, sosyal medyadan vazgeçmedi. Sosyal medyaya kadar her şeyde anlaşıyoruz. Sosyal medyaya iş geldiği zaman orada olay kopuyor. Onu söyledikten sonra bir sonraki gün gelip başlamayan çok arkadaş var. Çalışırken sosyal medyaya giremezsiniz şartını duyan bir daha gelmiyor. Ne kadar maaş vereceğiz? Onu tatmin edecek maaş veririz ama dediğim gibi önce... Ne edeceksiniz? Tabii ki kurallara uyması ama gerekiyor. Sizin de mutlu olmanız gerekiyor. Bizim de mutlu olmamız gerekiyor.